Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. İstikrar vaadiyle pazarladan ucube şahsım yönetimi sistemi, ülkemizde, milletimizde ne ağız tadı bıraktı ne de istikrar. Tek başımıza yöneteceğiz, çabuk karar alacağız dediler. Dünyanın en büyük ekonomileri liginde, Ülkemizi ilk 20'den düşme sınırına getirdiler. Paramızı pul ettiler. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdiler. Parti devleti devlette liyakati sıfırladı. İkbal peşindeki memurlar devletin memuru gibi değil, partinin memuru gibi davranmaya başladı. Ülkemiz bu ucube rejimin liyakatsiz kadroları elinde narkoz film setine döndü. 20 sene boyunca yönettikleri ülkede açlığı, fakirliği hortlatanlar, ülkeyi bu hale düşüren kendileri değilmiş gibi şimdi çıktılar. 10 parmaklarında 10 kara bize sürmeye çabalıyorlar. Milletten utanmadan o istiyorlar. Sorunların sebebi olanlar sorunların çözümü olamazlar. Milletimiz bunların ne yaptığını gördü, notlarını verdi, artık sandık vakti. Halkımız bu ucube rejimi sandığa gömmeye hazırlanıyor. Milletimiz sandıkları patlatacak. Biz de milletimizin tertemiz oylarını sonuna kadar koruyacağız. Biz hazırız. Kararlılıkla adım adım stratejimize sadık kalarak hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Altılı Masa büyük bir disiplin içinde sandığa yürüyoruz. Baştan beri uyguladığımız programa uygun olarak bu ay sonunda milletimizi önce feraha çıkaracak, sonra da refaha ulaştıracak programımızı ve ülkemizi nasıl yöneteceğimize dair yol haritamızı açıklayacağız. Bugünkü toplantımızda tüm bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirdik. Değerli basın mensupları, bozuk olunca maya ne artanır nehaya diyor Hazreti Mevlana. Bu toprakların mayasına uymayan ucube tek kişilik şahsım rejimi ülke yönetiminde çoklu organ yetmezliğine sebep oldu. Ülkemiz bu ucube rejim elinde ne adli, ne iktisadi, ne siyasi, ne de idari istikrar, istikrar kaldı. Yok kanun, yap kanun zihniyetiyle ben yaptım ben bozarım anlayışıyla ülkemizde hukuk, kural ve istikrar kalmadı. Sınırsız bir hakimiyet kime ait olursa olsun, kim tarafından kullanılırsa kullanılsın istibdat ve zulme götürür. Hızlı karar alacağız diyerek hükümetin başını meclisin yasa yapma yetkisine ortak ettiler. Partili cumhurbaşkanına tek başına ülkeyi yönetme yetkisi verdiler. Sınırsız bir güçle donattılar. Erdoğan 2018 Temmuz'undan bu yana 116 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı. Ama bu 116 kararnamenin 78 tanesi kendi çıkardığı kararnamelerdeki yanlışlıkları düzelten kararnameler oldu. 54 aydır sınırsız yetkiyle ülkeyi yönetiyor neredeyse her ay iki kararname çıkarmış. Ve çıkarılan her iki kararnameden birisi öncekini düzeltmek için çıkarılmış. Neden? Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğuna kurallar yasalar değil tek bir kişi karar veriyor. Sabahları Erdoğan hangi tarafından kaldı, kaldı, kalktıysa yardımcısına yaz diyor. 85 milyon vatandaş da sarayın keyfine göre yaşıyor. Erdoğan'ın Merkez Bankası'na çöktüğü günden bu yana Merkez Bankası'nın kararları da artık sarayda yazılıyor. Sabah bir kalkıyorsunuz, ihracatçılara kazandıkları dövizin yüzde yirmi bozdurma zorunluluğu getiriliyor. Bir başka sabah kalkıyorsunuz, döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde kırka çıkarıyor. Bir sabah döviz tevdiat hesaplarını kapatın diyerek bankalara caydırı ve caydırıcı ve cezalandırıcı bir takım düzenlemeler getiriyor. Ondan sonra bir başka sabahta aynı bankalar yurt dışından dövizle borçlansın diyerek zorunlu karşılıkları sıfırlıyor. Bir sabah lira, lira, liralaşacağız diyerek kur korumalı mevduata olmadık teşvikler veriyor. Sonra bunun artık vatandaş tarafından buna itibar edilmediğini gördüğünde bir başka sabah banka mevduatlarında bu sefer vadeyi uzatmaya karar veriyor belirli bir vadenin üzerindeki Türk lirası mevduatların zorunlu karşılıklarını sıfırlıyor. Izrar halinde tüm tuşlara aynı anda basıyor. Kuralların değil, kralın hüküm sürdüğü yerde kararlar sürekli değişir. Dün yapılan bugün bozulur. İstikrar biter, bugün olduğu gibi kaos çıkar. Binlerce yıl ötesinden seslenen Aristoteles, Sanki bugünün Türkiye'sini görmüş de söylemiş. Yönetimde adalet kuralla, kural ise yasayla sağlanır. Yasanın egemenliği bir tek kişinin egemenliğine yedir. Kural hakimiyetinin olmadığı yerde ne, hukuk, ne hukuki istikrar kalır, ne öngörülebilirlik olur, ne de ekonomik istikrar kalır. Tıpkı bugün ülkemizde olduğu gibi. Adalet halkın ekmeğidir küçülen ekmeğimizle, tabağımızdan eksilen aşımızla biz bunu yaşayarak öğrendik. Tek bir kişinin inadı, faiz sebep, enflasyon netice safsatası ekonomimizi perişan etti. Son bir yılda kuru soğan yüzde 315, limon yüzde 203, toz şeker yüzde 165, ıspanak yüzde 163, portakal yüzde 142, mandalina yüzde 127 zam gördü. TÜİK'in marketlerinde bile son bir yılda süt yüzde 113, peynir yüzde 105, tereyağı yüzde 109 zamlandı. Bakarsanız dünyada gıda fiyatları düşüyor ama bizde şahlanmaya devam ediyor. Gıda enflasyonunda dünyada 6. sıradayız. Konut fiyatları enflasyonunda da şampiyonluğu kimselere kaptırmıyoruz. Son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye olmuş. Dünyada konut fiyatları ortalama yüzde sekiz artarken bizde yüzde yüz seksen dokuz artmış. Yirmi katından fazla bu ucube rejim elinde milletimiz çok ciddi bir gıda ve barınma kriziyle karşı karşıya. Ama millete bu yıkımı yaşatanların umrunda bile değil. Gazeteler yazıyor. Nebati Bakan'ın keyfi çok şükür yerindeymiş. Gözlerindeki meşhur ışıltı meğerse yeniden belirmiş. E tabi yörük sırtından kurban kesmeye alışmışsan böyle olur. Bugün 2022 bütçe sonuçları açıklandı. Sarayın bir kuruş vermeden yaptık dediği dolar ve avro cinsinden garantili projelere 2022'de tek bir yılda ödenen para 38 milyar lira. Nebati Bakan'ın en kötü senaryoda bile hazineye yük gelmiyor dediği kur korumalı mevduat için bu yıl bütçeden ödenen para 93 milyar lira. Ben anlamıyorum bu kadar yalanı bu kadar rahat nasıl söyleyebiliyorlar? E tabi harcanan para kendi paraları olmadığı zaman paralar milletin cebinden çıktığı zaman böyle konuşabiliyorsunuz böyle rahat olabiliyorsunuz keyfiniz yerinde oluyor. 2022'de NAS dedikleri faiz için bütçeden ödedikleri para ise 311 milyar lira. Sadece bu üç kalemden yandaş müteahhitlere, faiz lobilerine milletin kesesinden aktardıkları para 442 milyar lira. Buna karşın bütçeden çiftçiyi desteklemek için 2022'de ödenen para sadece 39 milyar lira. Halkbank'tan Halk Halkbank'tan esnafa verilen destek 9 milyar lira. Yatırımlara harcanan para 276 milyar lira. Bir avuç yandaşa beslemeye, faiz lobilerine harcanan para bütçeden yatırıma harcanan paranın tam iki katı. Millete veriyorlar talkını beslemeleriyle birlikte yutuyorlar salkımı. Ucube rejim elinde sadece hukuki ve ekonomik istikrar değil, siyasi ve idari istikrar da çok ciddi darbe aldı. Güya üretimde istikrar olacaktı. Ama değişen bakanların, TÜİK başkanlarının, Merkez Bankası başkanlarının haddi hesabı yok. İngiliz kralı 8. Henry nasıl sürekli eş değiştirdiyse, Türkiye'de öyle Merkez Bankası başkanı değiştiriyor, diyor yabancılar. Ve ucube sistemle dalga geçiyorlar. Bugün artık devlet yönetilmiyor. Rüzgara tutulmuş bir yaprak gibi savruluyor. Bir KPSS sınavını, bir rektör atamasını bile yapamaz haldeler. Yönetimdeki kargaşaya en son örnek emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme. İşe Erdoğan nasıl başladı? Seçim kaybetsem de ben bu işte yokum dedi. Sonra iki buçuk milyon EYT'li bastırdı. Seçime giderken bunu yapmak, kabullenmek zorunda kaldı. Ama meclise hala bir düzenleme getiremedi. Erdoğan'ın bir grup başkan vekili benden tarih istemeyin diyor. Erdoğan'ın bakanı ilk aylıklar Şubat ya da Mart'ta olabilir diye açıklama yapıyor. Erdoğan'ın bir başka grup başkan vekili çıkıyor. Şubat ortasında biter diye ümit ediyorum diyor. Hızlı karar alacağız diye getirdikleri sistemde Erdoğan karar alamayınca altındakiler de kıbleyi şaşırıyor. İnsanlar EYT çıkacak diye askerlik doğum borçlanmaları yaptılar. Birçok kredi çekti. Şimdi EYT'yi seçim ayarlı şekilde ileriye doğru sallıyorlar. Buna sadece istikrarsızlık denmez, buna insafsızlık denir. Her işleri seçime ayarlı ama seçim tarihi için bile her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Saray erken seçim yok. noktalı virgül değil. nokta diye işe başladı. Ama şimdi erken seçim değil ama erkene alabiliriz. Malum mevsim şartları diye kıvranmaya başladılar. Algı yönetmekten ülke yönetmeye fırsat bulamıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bundan sonra bu kibir abidelerine, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlikle beceriksizlere her mevsim kış milletimize de bahar. Erdoğan hafta sonu Muğla'da çıktı. Altay tankının teslimini yaptık dedi. Peki bundan ordumuzun haberi var mı? Oysa daha birkaç gün önce tankın Mayıs ayında teste çıkacağını, seri üretimin 2025'e kaldığını açıklayan da yine kendisiydi. Çok laf yalansız, çok malda haramsız olmazmış. Bunlarınki de bu hesap. Onun teslim ettik dediği projesi 1995 yılında, prototipi 1997'de yapılan 2004'te ordumuzun envanterine giren fırtına obüsleriydi. Altay tankı projesi ise tam bir yandaş kayırma, tam bir yabancıya peşkeş, tam bir yılan hikayesi oldu. Ama dervişin fikrine ise zikri de odur. Anlaşılan tam da seçim öncesinde yeni bir Altay tankı palavrası hazırlığı var. <laughs> Tıpkı bundan 5 yıl önce 14 Haziran 2018 tarihinde son cumhurbaş bundan önceki cumhurbaşkanlığı seçiminden tam 10 gün önce Savunma Sanayi Başkanı'nın şu tweetiyle başlayan ve sonunda fos çıkan hikaye gibi. Ne diyor bu tweet? BMC ile anlaştık. Milli tankımız Altay'ın milli motorunu ve güç grubunu geliştiriyoruz diyor. Peki kimlerle anlaşmış? Anlaşmanın hatıra fotoğrafına yakından bir bakalım. Yanında kim var? Saraya ilahi aşkla bağlı İş insanı etem Sancak o dönem böyle diyordu. Aynı savunma sanayi başkanı bu sefer 9 Kasım 2018 tarihinde sosyal medya hesabından şu duyuruyu yapıyor. Altay tankının seri üretim sözleşmesini imzaladık. İlk tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına teslim edeceğiz. Şimdi bu hesaba göre 2020'nin Mayıs ayında yani bundan tam 3 yıl önce ilk tankın ordumuza teslimi gerekiyordu. 2020 2020'nin Mayıs'ı geçti. 2021'in Mayıs'ı geçti. 2022'nin Mayıs'ı da geçti. 2023'ün Ocak ayındayız. Tank nerede? Tank ortada yok. Milli motor nerede? Milli motor da ortada yok. Etem Sancak nerede? ETAM Sancak'ta başka partide. Yok. Bu arada Katar ortaklığı BMC hisseleri Sancak'tan alındı. Başka bir yandaş Havuzcu'ya verildi. Anlaşılan şimdi yine seçim öncesinde Kore'den 2-3 tane göstermelik motor getirip Altay tankının prototiplerini yürütüp şov yapmaya hazırlanıyorlar. Zannediyorlar ki aziz milletimizin gözünü bir kez daha boyarız. Bu şöyle çocuk oyuncağı değil. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Sınırlarımızda bu milli tanklara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Siz önce bir çıkın. Her şeyin hızlı olacağını söylediğiniz bu ucube sistemde bu gecikmenin hesabını aziz milletimize bir verin. Değerli basın mensupları. Ne yazık ki bu kirli ve çörük düzenin mümessilleri ellerini değdikleri her şeyi kirlettiler. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıkmış. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ağzına geleni söylüyor. Şanlı ordumuzun komuta kademesine oturttukları da Erdoğan'ı alkışlıyor, onunla beraber siyaset yapıyor. Ordumuz milletin ordusudur. Kışlaya siyaset sokmanın bedeli her zaman çok ağır olmuştur. 15 Temmuz'un acıları daha unutulmamıştır. En yakın hadise bu. Erdoğan'ın bu hasret bitsin, dön artık dedikleriyle beraber atadığı apoletlilerin darbe teşebbüsünü beyefendi özel uçağının konforunu yaşayarak havada turlarken milletimiz canı pahasına önlemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye, askeriyeye ve camiye siyaset karışmamalı diye boşuna söylemiyor. Ama bu ucube rejim kamu görevlisi ile parti görevlisi arasında fark bırakmadı. Normal bir demokraside böyle bir görüntü olabilir mi? Olamaz. İşte Avustralya'da yaşananlar. Milli Savunma Bakanı bir toplantı yapıyor. Toplantının bir yerinde basın bakana politik sorular sormaya başlayınca oradaki en rütbeli asker, en yüksek rütbeli asker bakanın yanına gidiyor. Arkada bulunan subaylar kenara çekilebilir mi diye soruyor. Ve askerler siyasete dekor olmamak için sahneyi terk ediyor. İşte yönetimde sivilleşme budur. Vesayete karşı olmak da budur. Ama biz de Erdoğan muhalefeti olmayacak sözler söylerken, siyaset yaparken Komutanlar alkış tutuyor. Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkanı'nın miting videoları yayınlanıyor. Bunlar tam bir parti devleti görüntüsüdür. Güvenlik güçlerini yanına alan bir siyasetçinin, milletin, muhalefetin üzerinde vesayet kurma girişimidir. Bu tabloyu biz de hazmedemeyiz, milletimiz de hazmedemez. Herkes şunu bilsin. Memurlar hükümetin değil, devletin memurudur. Hükümetler geçicidir, devlet kalıcıdır. Erdoğan da bu seçimde gidicidir. Onun dünyalığı için hiçbir devlet memuru kendi ahiretini yakmasın. Değerli basın mensupları, adalet güneşinin solduğu yerde suçluların gölgesi uzun olur. Bu ucube rejim, güzelim memleketimizi narkoz setine çevirdi. Ya şu son bir haftada yaşadığımız olaylara bir bak. Bulgaristan'dan Türkiye'ye planör uçaklarla uyuşturucu paketleri atılıyor. Ankara'da beş Afgan'ı katleden sonra elini kolunu sallayarak İran'a oradan da Afganistan'a kaçan zanlı Afganistan'da yakalanıyor. Meselenin Afganistan'la Türkiye arasındaki para trafiği olduğu anlaşılıyor. İki uyuşturucu çetesi Haliç'te köprü üzerinde çatışıyor bir kişi ölüyor. Olay yerinde 41 boş kovan bulunuyor. Hucube Şasım rejimi elinde Türkiye uluslararası mafyanın asri mezarlığına döndü. İşte bugün de Trabzon'da Gürcü mafya mensuplarından bir tanesi infaz edildi. Tüm bu kirli ilişkiler ülkemizi kirli paranın aklandığı koskoca bir çamaşır makinesine çevirdi. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ülkeye giren kaynağı belirsiz para 22 milyar doları aştı. 2011'den sonra ülkeye bu şekilde giren para 52 milyar dolara ulaştı. Değerli basın mensupları. Bu ucube rejim trolden bakan bakandan da troll yaptı. Geçen hafta grup başkan vekilimiz önemli bir dosya açıkladı. Organize suçla mücadele etmesi gereken İçişleri Bakanı bakanlığının imkanlarını kullanarak 8 bin kişilik bir trol örgütü kurdurmuş. Bu çeteyi de kendi siyasi ikbali için kullanmaktaymış. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu organize suç örgütünde örgütüne de ebabil harekatı demişler. Yani her zaman olduğu gibi din bezirganlığını da ihmal etmemişler. Kuş beyinli yanaşmalar Sosyal medya üzerinden milletin üstüne akbabalar misali çökmüş. Bu troll örgütünü yöneten de bir bakan danışmanı. Hem de emniyet ihalelerinden ciddi şekilde parsa toplayan bir bakan danışmanı. Emniyetin, jandarmanın resmi Twitter hesaplarının yönetimi anlaşılan bu danışmanın cep telefonundan yapılıyormuş. Bakan danışmanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bu resmi hesaplardan cevap yetiştiriyormuş. Ne emniyet ne de jandarmadan şu ana kadar bu konuda tek bir ses çıkmadı. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür diyor anayasamızın 128. maddesi. Devlet imkanlarını kullanarak troll çetesi kurmak devletin resmi işlerini özel danışmanına yaptırmak anayasamıza, kanunlarımıza göre suçtur. Bunu yapan Atama İçişleri Bakanı derhal o görevden affını istemeli ya da hükümetin başı bunu azletmelidir. Ama biliyoruz ki burası Türkiye. Gücünü trol ordularından alan baş trollcü de Erdoğan'ın ta kendisi. Orman yangını söndürmek için bile Erdoğan'dan talimat bekleyenler bekleyen bak atama bakanlar 8 bin trolü işe alırken herhalde tek başlarına hareket etmemişlerdir. Değerli basın mensupları artık bu ucube rejim metal yorgunudur. Miadı dolmuştur. Son kullanma tarihi geçmiştir. Öyle görünüyor ki artık bunu kendileri de idrak etmişler. Kasımpaşa'da bir Erdoğan müzesi hazırlıyorlarmış artık müzelik olduklarını kendileri de kabul etmişler. Biz bu müzede nelerin sergilenmesi gerektiğine dair kısa bir öneri listesi oluşturduk. Bu müzede seçim kazanmak için meydanlarda okuttuğu terörist başının mektubu mutlaka olmalı. Yanında da Trump'ın yüzüne çarpamadığı, kendisine aptal olma diyen, hakaret eden mektubun bir kopyası konmalı eski ortağı hoca efendisiyle beraber ıslandıkları yağmurdan birkaç damla numune gözyaşı şişesi içerisinde bir köşede yer almalı. Süleyman Şah türbesini kaçırırken terk ettikleri vatan toprağından bir avuç mutlaka burada bulunmalı. Kremlin sarayında Putin'in kapısında kaç dakika bekletildiğini saymak için Rus devlet televizyonunun kullandığı kronometre bir köşeye konmalı. Paralama, paraları sıfırlama talimatını içeren 17-25 ses kayıtları müzede yankılanmalı. Ayrıca kulaklıkla 3 ayrı dilde de tercümesi yapılmalı. Bu yapılmalı ki dünya alem Erdoğan'dan ibret alsın. Yine bakan çocukların evinde çıkan para sayma makineleri, çelik kasalar, dolar dolu ayakkabı kutuları bu müzede mutlaka yer almalı cari açımızı kapatıyor diye ödül verdikleri Reza Zarrab'ın bal mumu bir heykelini de bir köşeye koymayı unutmamalılar. Hadi çorbada bizim de tuzumuz olsun. İsterlerse Mansur Başkan'dan rica ederiz. 800 milyon doları aşan maliyetiyle bir israf anıtı olan Anka Park'taki dinozorları da bu müzeye gönderebiliriz. En azından gelecek kuşaklar bu dinozorlara bakar da bu ülkeyi nasıl yönetmemek gerektiğini gözleriyle görürler, ders alırlar. Artık miadı dolmuş, müzelik olmuş Erdoğan'ı hiç kimse kurtaramaz. Ne psikolojik savaş aracı olarak kullanmaya kalktığı Sadat gibi paramiliter artıklar, ne pelikanlar, ne de evabiller. Korkunun ecele faydası yok. Korkuyorlar. Korktukça çirkinleşiyorlar. Ama unutmasınlar. Korku suçu, suçla cezayı getirir. Değerli basın mensupları, hayat yaptığımız seçimlerden ibarettir. Bu seçimde nasıl bir hayata sahip olacağımıza, nasıl bir Türkiye istediğimize hep beraber karar vereceğiz. 2023'te yapacağımız seçim sıradan bir seçim değildir. Bu seçim sözde yetkide sadece benimdir diyen otokrat bir zihniyetle sözde yetkide milletindir diyen demokrat bir zihniyet arasındadır. Bu seçim dediğim dedik, söylediğim buyruk diyenlerle istişareye, müzakereye değer verenler arasındadır. Bu seçim saraya sadakat diyenlerle devlette liyakat diyenler arasındadır. Bu seçim doların yeşilini sevenlerle doğanın yeşilini sevenler arasındadır. Bu seçim milletin ufkunu karartanlarla milletin ufkunu aydınlatanlar arasındadır. Bu seçim rant ve talan diyenlerle helalinden kazanç diyenler arasındadır. Hak hiçbir zaman yerde kalmaz. Haramın temeli olmaz. Yalan, talan ve haram üzerine kurulu bu ucube şahsım rejiminin tekeri artık daha fazla dönmez. Bu te bu, bu tekere çomağı milletimiz sandıkta sokacaktır. Kader gayrete aşıktır ceberut bir yönetimi sandıkta göndermek için biz büyük bir gayret sarf ediyoruz. Adaleti korumak hakkı korumaktır. Hakkı korumak halkı korumaktır. Biz hakkı ve halkımızı korumak için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Gayretle ve aşkla çalışırken de en büyük rehberimiz <laughs> umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım diyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün azmi ve kararlılığıdır. 30 Ocak tarihinde 6 siyasi partimizin ortak mutfağından çıkan ortak politikalar metnini ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasını halkımıza açıklayacağız. Ülkemizin elbette çok büyük sorunları var. Ama biz bu sorunları aşacak programa liyakatli kadrolara sahibiz altı parti, altı partinin lideri olarak ne yapılacağını, nasıl yapılacağını, kimlerle yapılacağını çok iyi biliyorlar. Bizler kararlıyız. İkinci yüzyılında cumhuriyetimizi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle taçlandırmaya kararlıyız. Milletimize hak ettiği özgürlükçü demokratik yönetimi sunacağız millete kör kuruşun hesabını veren liyakate dayalı kamu yönetimini mutlaka inşa edeceğiz. Üreteceğiz, kazanacağız. Zenginliği hakça paylaşacağız. Milletimizin hiçbir ferdini geride bırakmayacağız. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleri bilimle, teknolojiyle, dijital devrimle buluşturacağız. Yurtta sulh, cihanda sulh diyeceğiz. Komşularımızla ve tüm dünyayla barış içinde yaşayacağız. Türkiye'miz dostluğu aranan, hasımlığından sakınılan büyük bir ülke olacak. Biz hazırız. Görüyoruz milletimiz de hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan ilk A Haber tarafından yönlendirildi. A Haber'in sorusu şöyle. HDP'nin kapatılması durumunda Deva Partisi'nin çatısı altında seçime gireceğine dair iddialar var. Sizin bu iddialara ilişkin yorumunuz ne olacak? Arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Bu soruyu bana değil, Deva Partisi'nin yetkililerine soracaksınız. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soruda şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK Komuta Kademesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamasını eleştirdi. Bunun ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı protesto eylemleri de yapıldı. Siz bu eylemleri nasıl değerlendirirsiniz? Kışlaya siyasetin bulaş, bulu, bulaşmaması konusundaki uyarımız ki konuşmamda da tekrar ettim. Kamuoyundan çok büyük destek aldı. Bu konuda partimize çok sayıda olumlu dönüş var. Zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu uyarıları Yeni Kapı'daki mitingde de dile getirmişti. Bundan sonra camiye, kışlaya, adliyeye siyaset karışmasın demişti. Anlattım kışlaya siyaset karışın ne yaşandığını 15 Temmuz'da gördük. Efendim Doçavella tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. AK Parti'nin sunduğu başörtüsü ve aileye dair anayasa teklifi değişikliği Perşembe günü mecliste ele alınacak. Muhalefet olarak yeni bir teklif sunulacağı da açıklanmıştı. Bu teklif hazırlandı mı? Hazırlanmadıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut AK Parti teklifine dair tutumu nedir? 5 Ocak'ta 6 partinin genel başkanlarının yaptıkları ortak açıklama son derece nettir. Liderler iktidara eğer samimiysen muhalefetten gelen önerilere, gelecek önerilere ön yargısız yaklaş çağrısında bulunmuşlardır ön yargısız yaklaş çağrısında bulunmuşlardır. Şimdi başörtüsüne gollük pas diyen Erdoğan'ın bu meseleyi çözme konusunda ne kadar samimi olduğunu bu süreçte hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum.